İstemem. Başkası hakkında da bir takım özel bilgilere sahip olmak istemem ama MIT'in başındaki birisi sahip olmak istemediği birçok bilgiye de ulaşır duruma geliyor. İşin buna benzer yönleri biliyorsunuz, biz MIT'i böyle şeyleri sevmeyiz karakter olarak. Yani bir devlet görevinden bahsetmiyorum. Biz siviller olarak diyelim ki işte birisi MIT'in adamıymış dediniz mi, biz rahatsız oluruz yani. Bizim böyle bir yapımız var. Dolayısıyla Hakan Fidan'ın yorgunluğu bu şekilde psikolojik bir durum. Yani, peki bu psikolojik durum geri dönüşte nasıl tecelli eder? Şimdi o psikolojik duruma katlanırsınız. Görevin hatırı için katlanırsınız. Görevin önemi dolayısıyla katlanırsınız. MIT gibi bir yerde güvenilirlik ve ehliyet çok önemlidir. Ama bu iş benim mizacıma uygun. Bu ikinci de, uygun değil. Bu ikinci dereceden önemlidir. Mizacınıza uygun veya değil ama siz bunu yapabilecek durumdasınız. Yapıyorsunuz. Başarıyla da yapmışsınız. Bundan sonra da devam edersiniz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ehil hem de güvendiğimiz bir arkadaşı getirdik diyordu geçenlerde yaptığı açıklamada. Yani Hakan Fidan kendisine güvenilen bir bürokrattı. Uzun süre şeyin Tayyip Bey'in başbakanlığı döneminde şerpalık yaptı. Sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde de MIT'e devam etti. Yani güvenilir bir şahsiyet olarak devam etti. Dolayısıyla o yorgunluk devam eder. O psikolojik yorgunluk devam eder ama o yorgunluğu taşırsınız. Taşımak durumundasınızdır. Çünkü bu bir görevdir. Yani diyelim ki bir vatani görevdir, bir milli görevdir. Peki Sayın Cömert, şimdi aday olması yönünde baskılar da vardı AK Parti'den. Sonuçta teşkilatlarda da biliyorsunuz yoklamalarda birinci seçilen isimdi. Evet. Ve bildiğimiz kadarıyla kulis bilgilerine göre olası bir hükümette Dışişleri Bakanlığı görevini üstleneceği dilden dile dolaşıyordu. Ve Davutoğlu'nun da bunu istediği dolaşıyordu. Dolayısıyla Davutoğlu cephesine ve AK Parti cephesinde bu durum nasıl karşılanmıştır? Şimdi bu dilden dile dolaşan şeyler hemen hemen doğru. Evet. Yani gerçekten de birinci kabinede de yani Davutoğlu'nun ilk açıkladığı kabinede de Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması düşünülmüştü. Sayın Fidan da bunu istiyordu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan Fidan'ın MIT'te kalmasını daha doğru gördü. O yüzden MIT'te kaldı. Sonra benim anladığım kadarıyla sonraki konuşmalarda Hakan Fidan bundan sonra siyasette devam edeceğini çeşitli ortamlarda derken Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve Sayın Başbakan'la özel görüşmelerinde büyük ihtimalle dile getirdi ve bu aslında bir olumsuz bir tepkiyle de karşılanmadı bu. Fakat son aşamada Sayın Cumhurbaşkanı MIT'te kalmasının doğru olacağını söyledi. Bunu söyleyince Hakan Fidan buna rağmen adaylık için istifa edince bu tabii bu özel bir durum. Böyle bir durumda bugüne kadar devam eden bu yakın ilişki halinde iki şey beklersiniz. Bir, Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı'nın son olarak dile getirdiği yaklaşım tabi olmalı. Yani MIT'te kalmaya devam etmesini beklersiniz. Ya da şunu beklersiniz. Bu iki şahsiyet bu kadar yakın çalıştılar. Belki Sayın Cumhurbaşkanı tolere eder. Yani Hakan Fidan'ın bu konudaki ısrarını bir bakıma toleransla, hoşgörüyle karşılar diye beklersiniz. Hayır, Cumhurbaşkanı o konudaki görüşünde ısrar etti. Yani Hakan Fidan'ın MIT'te kalması görüşünde ısrar etti. Dolayısıyla adaylığı konusunda da kırgın olduğunu beyan etti. Şimdi muhtemelen Medine'de bir uzlaşmaya varmış olabilirler. Ya da Hakan Fidan bu haliyle yani bu kırgınlık ile siyasetten de fazla bir sonuç alınamayacağını düşünmüş olabilir. Evet. Şimdi yani bana
elde edeceğim görevi hakkıyla yerine getiririm diyerek adaylıktan vazgeçiyor. Peki. Bundan sonrası artık Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a bağlı. Öyle. Peki. Görüyorum. Yusuf Ziya Cömert, çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Hakan Fidan'ın açıklamasını bir kez daha hatırlatmak isterim sayın seyirciler size. Eski MİT müsteşarının açıklaması: gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle 25. dönem milletvekili genel seçimleri aday adaylığı başvurumu geri çekmiş bulunuyorum. Ülkeme ve milletime hizmet yolunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tevdi edilen her vazifeyi hakkıyla yerine getirmenin gayreti içinde olacağım. Bu vesileyle destek ve itimatla dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve aziz milletimize şükranlarımı arz eder, saygılar sunarım dedi Hakan Fidan, adaylığını geri çekerek diyelim. Şimdi çok kısa bir araya gidelim.